vatan evladı bunları söylüyorsa benim dinlemem lazım. Gündeme gelir dedik. Serkan Bey, not. Ama cümlelerimi saptırmayacaklar. Hassasiyet geçip gündeme gelir dedik. Ben zaten bunları, hiç kimseye gücü yetmez buradan toprak almaya, merak etmeyin. Serkan Beyciğim, program biter. Hepimize gönderdikleri gibi size de linkini gönderirler. Bir bakın bakayım ne demişsiniz. Ben bir tehlikenin altını çiziyorum. Böyle söylemek siz, istemedim derseniz konu kapanır. Ne söylediğimi çok iyi biliyorum. Örneğin, söylediğimin her şeyin arkasındayım. Manipüle etmeyin. Vatansever seçmen Millet İttifakı için tercih geliştirmez. Yani geliştirirse vatansever değil mi bu? Ya da daha tehlikelisi, ülkesini seven seçmen oy vermez Millet İttifakı'na. Demek Millet İttifakı'na ya da CHP'ye oy veren seçmenin ülkesini sevmediği anlamını, algısını oluşturur. Ben bunları çok tehlikeli bulurum. Yani her şeyin canı cehenneme. AK Parti iktidar olur. Ne olur yani, oldu 19 sene biz yönetti AK Parti. Kötü yönetti. Şöyle oldu, böyle oldu ama biz dimdik ayaktayız hala. Yarın CHP yönetir, öbür gün bir ANAP bizi yönetti. 10 sene şaşalı bir şekilde mahvetti bizi ama dimdik ayakta kaldık. Çiller döneminde Demirel, her dönemde sıkıntılar yaşadık. Ama bu söylemler bizi gerçekten kutuplaştırır. Şu partiye oy verirseniz vatanseversiniz, bu partiye oy verirseniz ülkenizi sevmezsiniz demek tehlikelidir. Daha da tehlikelisi nedir? Bir AK Partili bakanın çok, yani çok çok saçma bir şekilde falanca adaya, AK Parti adayına vereceğiniz oylar Ruzi Mahşer'de sizin cennet kapınızı açacaktır diye saçmalayan bir konuma kadar gidebilir. Hadi birisi çıksın dedi ki hayır, böyle bir şey söylenmedi. Adam söyledi ya, eski Milli Eğitim Bakanı ya. Birçok yere bakanlık yapmış adam. Dedi ki Ruzi Mahşer'de cennete, cennetin kapısını açacak. Hangi yani, Milli Eğitim Bakanı o? Milli Eğitim Bakanlığı da yaptı. Efendim birkaç değişik bakanlıkta. Şimdi adınızı şimdi bulur söylerim size. Bir an aklımdan gitti adı ama söylerim size şimdi birazdan. Şimdi bunlar tehlikeli şeylerdir. Bundan girişi yapmış olalım. Efendim CHP Lider Partisi, tabii ki bakın CHP'nin eleştirilmesi, bu kadar yoğun eleştirilmesi bizi mutlu ediyor demiştim size. Evet. CHP Lider Partisi değildir dedim. Evet, CHP Lider Partisi değildir. Ne partisidir? CHP tüzük ve program partisidir. Bunu da zaten kendi tüzüğüne yazmıştır. Lider partisi değildir demekten CHP'nin lideri yoktur gibi bir anlam çıkarmak ciddi bir ustalık gerektirir. Böyle bir şeyi söylediğiniz zaman efendim CHP'nin lideri yok. Hayır, CHP lider partisi değildir. Yani liderin emriyle iş yapmaz. Lider Hulki Bey'in de söylediği gibi tıpış tıpış oy vermeye gideceksiniz der, inadına %10'u seçim sandığına gitmez. Gitmemiştir de. Yani liderin talimatıyla iş yapmaz CHP'liler. Bunu en iyi Hulki Bey bilir belki de. Yani lider partisi demek ne emredersem onu yaparsınız demektir. CHP'de böyle bir şey olmaz. Örneğin dokunulmazların kaldırılmasında partinin lideri evet oyu vereceğini ifade etmiştir. Ama buna rağmen milletvekillerinin %90'dan fazlası hayır oyu kullanmıştır kendi vicdanlarıyla. Yani biz lider sultasının olduğu bir parti değiliz, olmadık, olmayacağız. Her kafadan bir ses çıkar mı? Evet çıkar. Çıkmalı mı? Evet çıkmalı. Sonuç itibariyle eğer bu bir kakafoniye dönmez ve bir karar alınabilir ise bu faydalıdır. O nedenle biz lider, efendim Atatürk de liderdi. Bir kere Cumhuriyet Halk Partisi 1927'de değil, yanlış anlamadıysam 1923'te kurulmuştur Atatürk tarafından ve Halk Fırkası adıyla kurulmuştur. O zaman tek parti vardı, elbette ki tek lider vardı. O zamanki dünyanın koşulları, o zamanki Türkiye'nin koşullarıyla bugünkü aklımızda o günü değerlendirmemiz doğru değil. Elbette ki Atatürk bir liderdi. Elbette ki Atatürk CHP'ye sığmayan bir liderdi. Elbette ki Atatürk Türkiye'ye sığmayan bir liderdi. Atatürk'ün arkasına sığınıp yapan, Atatürk'ün arkasına sığınıp siyaset yapan insanlar acziyet içindedir. Atatürk'ün yolundan gideceksiniz. Doğrudur. Atatürk'ün izinden gideceksiniz. Onu anlamaya çalışacaksınız. Arkasına sığındığınız zaman bu acziyet ifade eder. O nedenle Atatürk Türkiye'nin ortak değeri olduğu gibi bütün mazlum halkların da ortak değeri olmuştur dünyada. Dünya lideri böyle olunur Pınar Hanım. O yüzden Atatürk'ü her şekilde farklı anlayabilirsiniz, farklı yorumlayabilirsiniz. Hesabınıza geldiği zaman Atatürk dersiniz, gelmediği zaman demezsiniz. Bütün bunları, yani iç polemiklere, iç siyasetlere çok da
karıştırmamakla. Ama katıldığım bir şey var. Seçilmişleri kutsamak yanlıştır. Doğrudur. Seçilmişleri kutsamak yanlıştır. Seçilmişler suç işleme özgürlüğüne sahip değildir. Seçilmişler eleştirilmez diye bir kayda yoktur. Ancak seçilmişlere ve hiçbir kimseye hakaret etme hakkını kimse kendinde bulmamalıdır. Gelelim İmamoğlu niye Diyarbakır'a gitti? Keşke herkes her yere gitse. Buna ihtiyacımız var Pınar Hanım. Herkesin her yere gidip herkesin elini tutmasına ihtiyacımız var. Yeter ki teröre bulaşmasın. Yeter ki suçlu olmasın. Bakın. Buna ihtiyacı var bu ülkenin. Tartışılan şey Diyarbakır olduğu için bir ziyaret değildi. İmamoğlu'nun ona da geleceğim. Böyle Türkiye iki türlü tartışılıyor. Ziyaretler, bir hayır, miting yapacak hayır, olup da... Hayır, hayır. İki şey, Pınar Hanım, iki şey tartışıldı. Birincisi... Adaylık konusu tartışılıyor özellikle. Pınar Hanım, deminden beri konuşulanları evet, hep not aldığım için, yani ve ben de kanıta dayalı konuşuyorum. Programı gene izleyebilirsiniz. İki şey konuşuluyor. Sergi. Efendim işte İmamoğlu gitti falanca feşmekancayla resim verdi. Bu milli bir duruş değildir. İkincisi CHP içerisinde bazı hayalleri vardır. Evet. Ben birincisinden bahsettim. Evet, keşke herkes her yere gitse, keşke Bingöl Solhan'a da gitse AKP'nin kalesi, keşke Kayseri'ye, Konya'ya, keşke Osmaniye'ye gitse, oradaki ülkücülerle, öbür taraftaki muhafazakarlarla da herkes, sadece İmamoğlu değil, herkes bir araya gelebilse ve birbirini anlayabilse. Yani İmamoğlu Diyarbakır'a gitti, efendim HDP'nin genel başkanıyla poz verdi, resme girdi diye eleştirmek siyaseten mümkündür. Evet, hoşuna gitmeyebilir bazı insanların. Doğrudur, gitme. Keşke yani bunun bir suç, vatana ihanet gibi değil de arkadaş ben siyaseten doğru bulmuyorum diyebilirsiniz. Buna itirazım yok. Siyaseten doğru mudur, yanlış mıdır? Kararını Yüce Millet sandıkta verecek. Siz suçlendiniz. Ben biraz doğru olduğunu düşünüyorum. Siz bunun bir suç olduğunu söylediniz. Biz de siyasi eleştiri sunduk. Tabii tabii. Ben bu ayrıca hareketin... Diyarbakır demedik, Sergi'ye atıf yaptık. Ben bu hareketin doğru olduğunu düşünüyorum. Gönlümden geçer ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan da korumalarını bir kenara bırakıp her yere gitsin. Her yerde, herkesin ilk günlerdeki gibi. O zaman millet bütünleşir. Gönlüm ister ki aynı şeyi efendim Sayın Bahçeli de yapsın, başkası da yapsın. Her yere gitsinler, herkesin elini tutsunlar. Bunu canı gönülden isterim. Yeter ki birbirimizi anlayabilelim. Şimdi gelelim. Cumhurbaşkanlığı adaylığı. Artı bu fotoğraf içerisinde, bu sergide suç unsurları varsa, hiçbir seçilmiş suç işleme özgürlüğüne sahip değildir. Cumhurbaşkanı dahil, milletvekilleri dahil suç işleyemezsin. Suç unsuru var ise bunun hesabını devletin mutlaka görür. Ama suç unsuru yok, siyasi bir manevra yapıyor isen bunun da hesabını millet sorar. Bunun da hesabını millet sormuş ve HDP'ye oy veren seçmenler, evet, İstanbul'da bize CHP adayına katkı vermişlerdir. Mersin'de, Adana'da, Antalya'da CHP adayının olduğu pek çok yerde CHP adayını desteklemiştir. Kim istemez ki bir başka partiye oy veren bir seçmen gelsin bana oy versin? Kim istemez? Ya bu istememek akıl dışılıktır. HDP'nin yöneticileri, suça bulaşan eski yöneticileri varsa onlarla bizim işimiz olmaz. PKK bir terör örgütüdür. PKK ile iş tutan, el tutan, el sıkışan herkes suç işler. Ama HDP'ye oy veren seçmenin CHP'ye oy vermesini sağlamak benim görevimdir. Çünkü eğer HDP'ye oy veren seçmenin oyunu alabilirsem, AK Parti'ye oy veren seçmenin oyunu alabilirsem ben ancak iktidar olabilirim. Hani demin dedim ya, CHP geçmişte yaptığı yanlışlardan ders aldı. Evet. Artık Sivas'ın doğusuna geçebiliyor. Artık başörtülü insanlar gelip bizim partimize üye olabiliyor. Bakın bunlar bizim ders aldığımız şeylerdir. Şimdi biz bundan ders aldık diye kalkıp da bazılarının tabii sinirlenmesini doğal karşılıyorum. Gelelim CHP içerisinde İmamoğlu'nun seçmenden oy almadınız. İmamoğlu. HDP ile ittifak yaparak seçmenini HDP size yönlendirdi. İkisi farklı şeyler. Evet. Hocam. Efendim hukukçular deminden beri akademisyenler hepimiz kanıta dayalı konuşuyoruz. Kanıta dayalı konuşmadığımız şeyleri siyasi okuma olarak değerlendiriyoruz. Yani ben kanıta dayalı tespitler yapabilirim, bir de siyasi okuma yapabilirim. Ama tespitim kanıta dayalı değilse bunun adı mugalata olur. Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı'nın HDP ile bir ittifakının olmadığını Sağır Sultan da duydu ve biliyor. Evet, HDP seçmeni
bizi tercih etmiştir. İnşallah bir daha tercih eder. İnşallah sürekli tercih eder. MHP de bunu ister, AK Parti de ister, herkes de ister. Onun için hiç öyle yani tespit kanıta dayalı olmayan bir şey konuşmamak lazım. İyi ki de bizi tercih etmiş. İyi ki de bizi çok teşekkür ediyoruz. Evet, İstanbul'u size biz kazandırdık diye böbürlenebilirler. İyi Parti olmasaydı yine kazanamazdık İstanbul'u, açık söylüyorum. Yani hem İyi Parti'nin hem HDP'nin desteği bize İstanbul'u getirmiştir. Benzer şey Adana, Mersin, Antalya pek çok yerde kendini göstermiştir. Bu bize herhangi bir insana diyet ödeme zorunluluğu getirmez. Sadece bize oy veren HDP seçmenine hizmet etme, tıpkı diğer seçmenler olduğu gibi, ve bize oy vermeyen insanlara hizmet etme zorunluluğunu, mecburiyetini getirir Pınar Hanım. Yoksa ben sana oy verdim, sen bana bedel öde. Ne bedel ödeyeceğim kardeşim? Böyle saçma şey mi olur? Ama ben bana oy veren insanların derdini dinleyeceğim. Oy vermeyen insanları da anlamaya çalışacağım. Şimdi gelelim CHP içerisinde, toparlayalım. CHP içerisindeki duruma. Arkadaş, İmamoğlu'nu kimse tutamazmış.